Başlayabilirsiniz. Tamam. Dik dairesel silindir biçiminde bu tamamı süre dolanan bir bardak yatay düzlemde 30 derece açı yapacak biçim şekilde eğiliyor. Eğildiğinde bardaktan bir miktar su dökülüyor. Bardakta kalan su C ve D noktalarında dengeleniyor. Buna göre bardaktan kaç milimetre su dökülmüştür? Öncelikle şuradan en basit, en basic hareketimizi yapalım. 4'ü buraya taşıyalım. Kalan 22'den çıkaralım. 18'i böyle yapalım. Şöyle bir şeyimiz var. Her zaman paraleldir. 30'u şuraya taşıyalım. Yani su yüzeyi zemine her zaman paralel. Her zaman paraleldir. Bir baktık ki 30, 60, 90 üçgenimiz var. 60'ın karşısında 18 varsa 30'un karşısında 6 kök 3 vardı. Şuraya da B hacim dersek eşit hacimde olacağı için buraya da B demem gerekiyor. Bunu buraya taşıdım. Şuraya 6 kök 3 diyelim. Aa yok yok çarptı. Yanlış yere yazdım. Pardon. 18. 6 kök 3 diyelim. Şuraya 18 diyelim. Bunun V ve 2V olduğu için şöyle ayırabiliriz. Buraya artık V diyebilirim. V diyebilirim. Ortadan ayırdığım için 9 diyebilirim. Bunun da 6 kök 3 çarpı oluyor. Aynen. Bunun çapı 6 kök 3 olduğu için yarı çapı 3 kök 3 oluyor. Bunun da 3 kök 3 karesi çarpı 9 yaptığımız zaman cevabımız da 27 çarpı 9. Yani aslında 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Saçmalama. 355. 300. Şuradan 81 elde ettiğimizde bir 3 daha var. 81 çarpı 3'ten de 243. Teşekkür ederim.